Aman aman aman. Bak burada ne varmış. Gül Hanım'ın en sevdiği çorba. Oh, mis gibi de kokuyor. Haydi bakalım. Bir kaşık. Haydi. İstemiyorum, sen ye. Geleceğim diye senin en sevdiğin böreği yaptım. Haydi bir lokma hatırım için kuzum. İstemiyorum ben. O zaman benim gül kızım, güllü muhallebiyesi. Yemeyeceğim işte. Yok anam, bu böyle olmayacak. Ama son bir kozum var. Yani bıraksın diye göbeğimiz çatladı da yeter ki içsin de gene başlasın ha. Gülüm, bak bende ne? Al bakalım. İstemiyorum ben. Ben ablamı istiyorum. Anam ne inat ne inat. İnsan ortadan yarar vallahi. Neyse biz soframızı hazırlayalım. Melike, hadi kız. Melike, hadi can kız. Oh. Ya düz taban ama. Haydi yavrum, haydi. Haydi, haydi çabuk, saat kaç oldu, daha sofra hazır değil. Nerede öbür işe yaramazlar? Gül Hanım'a yemek yedirmeye uğraşıyorlar. Olsun, burada herkes aç. Üç kadın bir çocuğun peşinde maşallah. Baba, biraz iş konuştuk artık. Reyhan, Reyhan niye dolanıp duruyoruz ama iyice köşeye sıkıştık. Doğru söylüyorsun. Konuştun mu avukatlarla? He, konuştum. Ne dediler? Açık var mı sözleşmelerde? Yok gibi ama mecburen bulacaklar. Yoksa mahvoluruz. Yaren. Kız ne bu halin, ne oldu? Bana değil anne. Hepimize olan oldu, hepimize. Resmen ayakta uyutmuşlar bizi. Miraz zaten evliymiş. Hem de gönülle. Neresi ya? Bayağı bildiğin evliymiş işte. Üstelik Reyhan da Aslan Bey konağında tutuluyormuş. Herkesin ağzındayız. Aslan Beyler Şahdoğulları'nın kızını kapatma yaptı diyormuş bütün midyat. Oğlum sakın, sakın Allah aşkına bak biz ne konuştuk seninle. Ana bırak. Hayır bırakmam. Cihan baba bir şey söyleyin. Hazat sakın. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Ben daha duramam baba. Duracaksın lan! Durma. Oğlum, oğlum Allah aşkına. Ağlama, bir şey oldu. Babam iyi misin babam? Yokmuş. Haydi hastaneye gidelim baba, haydi. Yok, yok bir şey. Çekilin başımdan, iyiyim ben. Anne. Bak. Senin için elmalı kurabiye yaptım. Haydi. Ne olur. Ne oluyor? Yer ana, sen kızın yanında dur. Tamam. Çok ağrıyor, karnım çok ağrıyor. Hay ben sana ne vereyim? Azat dur, ne olur dur, gözünü seveyim. Dur oğlum, ne olur. Bıktım be sizden. Bıktım, yeter artık. Benim oğlum senin kızın yüzünden katil olacak. Kara basan gibi çöktünüz üzerimize. Varın gidin kendini almışsınızı kendiniz temizleyin. Sen ne diyorsun Adan? Adam kızını kapatma yapmış. Siz cezasını kesemiyorsunuz diye bedelini biz ödeyemeyiz. Ben oğlumu feda etmem. Ben Azat'ımı feda etmem size. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Handan? Ne kapatması, ne evli?
Hep de buraya kız kardeşim niye getirdi o Gönül var ya, onunla evliymiş. Reyhan'ı da almış kollarına kapatma yapmış. Yenge, yenge. Oğlum dur Allah aşkına dur. Ana bırak. Ana çekil. Böyle bir şeyin ağzına çıkamazsın bunlardan. Dur. Söyle. Nerede aslan mekonu? Söyle. Sen ne dersen de, ne yaparsan yap. Gideceğim o konağı alacağım Reyhan'ı. De hele oğlum, niye? De hele, niye? Nasıl niye ana? Reyhan oradan mı bırakayım? Senin nasıl bir vicdanın var anacığım? Reyhan o adamlarla kalmasına gönül nasıl el veriyor? Oğlum mesele o değil. Mesele senin Reyhan'a sevdan. Susmayaydın o zaman. Susmayaydın. Ben Reyhan'a sevdalıyım diyeydin. Ne yapacaksın şimdi? Adamın kapama yaptığını alıp kendine karı mı yapacaksın? Seni sağ çıkartırlar mı? Ben bu kapıdan evladımın tabutla gelmesine nasıl müsaade edeyim? Göndermem seni Azat. Benim önüm çıkar. Sen bu konaktan çıkamazsın. Analık hakkımı helal etmem sana. Sütümü helal etmem. Yaşatma Azat. Gömme. Göm oğlum. Kalbine göm sevdanı. Yoksa beni buraya gömeceksin Azat. Allah rızası için yalvarıyorum ne olur. Oh, no.